günün ilk maçına geçiyoruz. Serideki ilk maç Timaro mavi tarafta, Supermassive ise kırmızı tarafta olacak. Orta koridora gelen bir baskın var. Şu anda arındırı yoklarının ve Zergsting başardı onu da Zergsting. Naru güzel bir ulti kullandı ama Crystal tamamlayabilecek mi hasar ve İlkan? Crystal hemen totemini bıraktı. 2000'e kadar indi. Ejder'in yanı Zergsting yan tarafta bekliyor. Darkseid katılacak oraya. Aynı şekilde Avenue'da Naru'dan önce oraya geldi diyebiliriz. Zergsting arada kaldı ve düşecek. Skoru olan Nardius oldu. Stormage'in üzerinde tutuşlar var. Yeterli olacak mı diye bakıyorum. Avenue girdi arka tarafa. Avenue almayı başardı Eliskor'u. Şimdi Nardius'un üzerinde. Avenue yok ediyor. 2'de 2 yapan bir Avenue var. Işından geldi. Anon sıçrar mı acaba? Mavi güçten sıçradı. Naru şimdi 3 kişinin arasında. Naru düşecek gibi. Avenue çok al canlı geriye çıkıyor. İrelia'nın orada Fobus son güzel bir ulti. Yetmedi. Fobus takım arkadaşını şu an için korudu ama bakalım Naru çıkabilecek mi oradan? Crystal'ın üzerinde çok yüksek hasar. Çarpı yetmiyor orada almak için. Ve Anon son vuruşu yapmayı başardı Naru üzerinde ama Fobus kaçabilecek mi oradan? Avenue şu anda yan taraftan ilerliyor. Ve Zergsting de katıldı buraya. Dumble takım arkadaşını kurtarabilir mi? Zergsting'in cezası. Febi değil orada. Dumble'ı tutuyor. Zergsting. Dumble düşecek aynı şekilde. Fobus'u kovalıyor şu anda. Diğer tarafta Zergsting ve Unknown ikinci skorunu atiklik almayı çizmesi başardı. Var. Atiklik çizmesi var dediğin gibi yetişecek ona. Zergsting, Fobus vücut darbesi var şu anda. Ölüm cezasından son anda kaçmayı başardı. Orta koridor kulesini alıyor. Team Aurora Crystal oradan Fener'le uzaklaştı. Anon niye ayrıldı? Yalnız yan taraftan Fobus geldi. Anon'un ultisini kullandı. Anon'un sıçrası yok. Takım arkadaşlar ona yetişemeyecek. Anon'u düşürmeyi başardı orada Stomage. Crystal şimdi orada Naru'ya geldi. Ölüm cezası. Naru ultisini güzel kullandı ama yaşamaya devam ediyor. Darkseid'in hasarı yeterli olmuyor. Ve Supermassive şu anda 2 skor aldı. 3. skorunu almayı başardı. Hatta 4'ü istiyorlar. Kırmızı güçlendirmesi var. Kaçamayacak oradan. 4 skor. Neredeyse katliam gelecek burada. Zergsting'i de istiyor ve dakika 29'a Baron demek bu. Supermassive hem katliam yapıyor hem de Baron olacak. Naru gelmişti yan taraftan. Bir türlü hasar yetmiyor. Güzel bir ölüm cezası Naru'ya. Crystal gitmek istedi ama çok güzel bir koza. Crystal'ı yok ediyor orada. Skor olan isimse Nardius oluyor. Ve inhibitor kulesini Supermassive almayı başaracak. Görmüş bir ölüm cezası da yine Naru'ya ama yine hasar yetmiyor. Timur'da Naru yine hayatta. Yalnız şu anda başı dertte olabilir. Güzel girdi arıyor Anon. Naru skorunu almayı başardı. Darkseid arkada düştü. Nardius kovalamak çok mantıklı mı bilmiyorum çünkü hem kırmızı güçlendirmesi hem de bu zon eldiveni var ve geri dönme kararı aldı Supermassive. Karman'ın kalkanına bakar Nardius. Yarı canını veriyor. 2'de 2 yapan bir Nardius var ve inhibitor alacak burada Supermassive. Hatta oyunu bitirmeye bile gidebilir mi bakıyorum. 3 yani, kişi ölü. Çok ama geri çıkacak. Çok tehlikeli bir karar olur bu. Tek şansı ölüm cezası olacaktı diyecektim ama Fobus'u tutunca ölüm cezası yalnız Crystal arka tarafa girdi. Eriyor arada Crystal. Çok da fazla hasar verebilmiş gibi değil. Timor oyuncuları Fobus biraz önde. Stomage diye kaldı Zergsting. Güzel bir Naru ultisi geldiğini söylemek güç. Arka tarafta hala hasar vermeye devam ediyor. Yalnız Sivir kasıyor Fobus skorunu alırken. Rek'Sai düştü. Fobus biraz önde. Çok fazla kalkan geldi üzerine ama Zergsting sıçrayıp derisini yüzünce skor almayı başarıyorlar. Yalnız Nardius toparlayabilir orayı. Nardius biraz tereddüt etti. Şimdi sihir geçişini kullandı. Hemen sıçrıyor orada Anno. Minyonlar alttan girmeye başladı yalnız. Evet. Alt taraftan şu anda Nexus kulelerini vurmaya başlıyor ve Stomage Bilhassar ne kadar tanklayabilecek? İlk Nexus kulesini minyonlar almayı başardı. Ve orta koridordaki inhibitor kulesini de aldı Supermassive. Savaştan belki daha önde çıkan taraf skor bazında Team Horror oldu ama istediğini alan taraf yine Supermassive oluyor. Işından geliyor karşılıklı ışınlanlar. 4000'de ejderhan canı Crystal ejderhaya başladı. Savaşmak yerine şu anda ejderhayı almak istiyor. Venue biraz önde. Müşterisi Venue'yu tuttu. Hemen kana uzun kullanıyor Venue. Crystal hala ejderhaya vuruyor. Ejderhaya vuruyor. Şu anda bir orada sinerji sorunu var. Stomage almayı başardı. Ama takım savaşını kim alacak? Şu anda gerçek hasara devreye girdi. Gerçek hasar vurmaya devam ediyor Supermassive oyuncuları ve hem Zergsting hem de Unknown'u almayı başardılar. Darkseid skorunu aldı ve böylelikle oyunda bitecek. Şu an Naru Crystal'ın üzerine ilerliyor ama bunlar ekstra skorlar için yapılan hamleler ve 42 dakika sonucunda Supermassive Team Aurora'ya karşı serinin ilk maçında galip gelmeyi başarıyor.